Hoş geldin. Geldik şimdi ise bağlacında karşıt, ters ve karşıt tersi ifadelerinin tanımlarına. Az önce ise bağlacını anlattık zaten. Şimdi bunların ne olduğunu bir inceleyelim. P ve Q herhangi iki önerme olmak üzere. P ise Q koşullu önermesinin karşıtı, nedir karşıtı? Adı üzerinde. Şu ifadelerin yerlerinin değiştirilmesi, yani karşıya atılması. Q ise P olarak gösterilir. Tersi adı üzerinde terslerini alarak gösterilir. Yani P'nin değili ise Q'nun değili bu ifadenin tersidir. Karşıt tersi ise her ikisinin birden yapılmasıdır. Yani yerlerini değiştir ve üstlerine olumsuzluk eklerini ekle. Şimdi karşıya attım. Q ise P'ye yazdım ve olumsuzluk eklerini ekledim. Bunları da bu şekilde anlatmış olduk. Zor değil ama kullanacağız. Önemli yani. Gelelim şimdi aşağıdaki örneğimizde bunu görmeye çalışalım. İfadesinin ne vermiş bize? Önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini yazınız. Şimdi gel. Elimizdeki ifadeyi şu ben şuraya temizce yazmak istiyorum. X eşittir 3 ise x kare eşittir 9'dur diyor. Şimdi burada şunu görebiliyor olmamız lazım bizim. Ben bunu neyle yazayım? Maviyle yazayım. Bak şimdi x eksi 3 ifadesi bizim neyimiz? P kısmımız. X kare eksi 4 ifadesi bizim neyimiz? Q kısmımız. Peki biz karşıtını yazarken nasıl yazıyorduk? Ben şuraya tek tek yazmak istiyorum. Karşıtı. Şöyle yazıyorum ben sana. Ne yapıyorduk? Direkt yerlerini değiştiriyorduk, değil mi? Yani Q'yu sol tarafa alıyorum. X kare eksi 9 ise X eşittir 3. Bunu yazdık. Şimdi tersini yazalım bir de. Tersi nedir? Bunu da yazıyoruz. Bu kez adı üzerinde tersi olduğu için sadece olumsuzlarını alıyorsun. Yani yerlerini değiştirmek yok. X eşittir 3'ün olumsuzu nedir? Değili. X eşit değildir 3. İse karşının da olumsuzunu alıyorsun. X kare eşit değildir 9. Tersini de aldık. Biraz daha aşağı inelim. Karşıt tersini alacağız şimdi. Karşıt tersi. Bunda ne yapıyorduk? Hem karşıya atıyorduk hem de değillerini alıyorduk. Yani şu ifadenin yerini değiştirsem aynısı olacaktır. X kare eşit değildir 9'a ise x eşit değildir 3'e. Anlaştık mı? Bu şekilde hem tersini hem karşıtını hem de karşıt tersini almış olduk. Hatta şöyle bir çizelim. Karşıtı budur, tersi budur, karşıt tersi de budur. Gelelim şuradaki bilgi kutucuğuna. Bu önemli. Bunun ispatını yapmayacağız ama vermiş olmamız gerekiyor. P ise Q'nun olumsuzunu nasıl yazıyoruz? P ve Q'nun değili. Bak yine G yazdım. Q'ları sürekli G yazıyorum. P ve Q'nun değili. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Akılda tutması biraz zor ama yapacak bir şey yok. Bunu tutmamız gerekiyor. Şurada kullanarak pekiştirmeye çalışalım. Hatta şöyle tam kapatmayayım hadi. Ya da ben şuraya tekrar yazayım. P ise Q'nun olumsuzu değili şuna denktir. P şöyle denk işareti. P ve Q'nun değili. Şimdi bunu burada kullanacağız. Bize ne diyor? Bu önermenin olumsuzunu yazın. Aslında burada hileli olan şey şu. Parantezin dışında direkt olumsuzluk işaretini vermemiş. Yani bizden istediği şey aslında şu. P'nin değili ise P ve Q'nun değilinin değili bir de bunun parantez değili. Anlaştık mı? Şimdi buradaki ifadenin tamamen uygulamasını yapacağız. Kendimize ekstra hiçbir şey eklemiyoruz. Ne yapıyorduk? Birinci ifadeyi aynen yazıyoruz. Yani P'nin değili hiç bozulmuyor. P'nin değili aradaki işaret değişiyor. Ve ikincisine ne oluyor? Üstüne bir olumsuzluk eki geliyor. Yani ben yine yazıyorum uzun uzun. P ve Q, bak yine G yazdım. P ve Q'nun değilinin üzerine bir değil daha geliyor. Şimdi burada ne oluyor bu arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Değilinin değili birbirini götürüyordu. O zaman sadece bu içerideki kalıyor. Son halimizde P'nin değili ve P ve Q'nun değili. Anlaştık mı? Artık gerisi bizim için kolay. Biz bunu dağıtmayı biliyorduk. Ne yapıyoruz? İşimize yarayanı yanımıza alıyoruz. P'nin değiliyle ne işimize yarar? P. O zaman P'nin değili ve P ne yaptık? Q'nun değilini dışarıya attık. Ama bağlacımız duruyor. Q'nun değili. Şimdi bana buranın ne olduğunu söyle. Şu ifadenin ve bağlacı birisi birse diğeri sıfır olacak veya birisi sıfırsa diğeri bir olacak. Bu ifadenin sonucu sıfırdır. Şimdi bu ile Q'nun değilini bağladım ben.
ne olacak? Ve bağlacı içinde herhangi bir sıfır içeriyorsa sonucu zaten direkt sıfırdır. Bunu da çözmüş olduk. Çizelim ve diğer soruya geçelim. Şimdi diğer örnek biraz cümleli. Bunu birazcık harflere çevirerek çözmemiz gerekiyor. Okuyalım. Bugün Perşembe ise yarın Cuma'dır önermesinin olumsuzu nedir? Şimdi öncelikle bu cümlenin içindeki P ve Q değerlerini tespit edelim. Bizim ilk kısmımıza biz P diyelim. İkinci kısmımıza ise Q diyelim. Şimdi P ise Q önermesinin olumsuzunu istiyor benden. Yazamasam da denk olarak nedir? P ve Q'nun değilidir, değil mi? Aynısını yapacağız. Şimdi bizim P değerimiz buydu. Ben şuraya uzun uzun yazmak istiyorum. Şöyle, hatta rengi değiştirerek yazalım. Bugün Perşembe. Bugün Perşembe. P'yi yazdım mı? Ne yapıyorum? Araya V bağlacı ekliyorum. V Q'nun değil. Q neydi? Yarın Cuma'dır. Değilini istiyorum. Yarın Cuma değildir. Yarın Cuma değildir. Şimdi bu şıklarda varsa ben soruyu doğru çözdüm demektir. Bakıyoruz. Bugün Perşembe ise yarın Cuma değildir. Hangi şıkta var? C mi? Hayır. Bugün Perşembe, evet. C şıkkı. O zaman soruyu çözmüş olduk. Gelelim diğer soruya. Kaldı mı kalmadı. Yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda ne var? Bir örnek daha var mı? Yok. Bitti. Ancak ve ancak bağlacına geçtik artık. Tanımını okuyalım öncelikle. P ile Q önermesinin ancak ve ancak bağlacıyla bağlanmasıyla elde edilen P ancak ve ancak Q önermesine iki yönlü koşullu önerme denir. Aslında bunların özel isimleri de önemli. Neydi ise bağlacının özel ismi? Koşullu önermeydi. Bu ise iki yönlü koşullu önerme. Bunu tabloda nasıl gösteriyoruz? Bunun tabloda aldığı değerler ne? Onları da yazalım hemen. Şunu zaten doldurmayı biliyoruz artık, söylemiyorum bile. 0, 1, 0, 0. 1 ancak ve ancak 1'dir. 1 ancak ve ancak 0, 0'dır. 0 ancak ve ancak 1, 0'dır. 0 ancak ve ancak 0, 1'dir. Anlaştık mı? Gel bakalım şimdi bilgilerimize. P ancak ve ancak Q denktir 1 ise bu bileşik önermeye çift gerektirme diyoruz arkadaşlar. Bakın. Normalde şey neydi? İse bağlacında P ise Q 1 iken gerektirmeydi. Bunda da çift gerektirme diyoruz. Birazcık benzerlik var. Akılda tutulabilir. Şimdi bunda da değişme özelliği var. Diğerlerindeki gibi. P ancak ve ancak Q denktir. Q ancak ve ancak P. Bunu söylemesi biraz uzun ama bu özelliklerini vermemiz gerekiyor. Değişme özelliği vardır bu arkadaşın diyoruz. Örneklerimize başlayalım yavaş yavaş. Teorik bilgi yeter bu kadar. P denktir 1, Q denktir 0 ve R denktir 0 olmak üzere. Şu ifadelerin doğruluk değeri nedir? Şimdi bunları tek tek yerine yazalım. Ekstra yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. P yerine 1 yazıyorum. Ancak ve ancak Q'yu yazıyorum. Q'da 0. Bunun değili ancak ve ancak Q'nun değiline 1. Şimdi büyük çerçeveli parantezi koyuyorum. Bunun da değili ise R'nin değili. R 0 ise değili de 1'dir. Şimdi bu değerleri bulalım. Bizim elimizde 1 ancak ve ancak 0 var. Bunun değeri neydi? 0'dı. Ama bunun da değilini istiyor. O zaman burası 1. 1 ancak ve ancak 1 var şimdi elimizde. Bunun değeri neydi? 1'di. O zaman şuraya da 1 diyoruz. Ama bunun da tepesinde kocaman bir değil var. O zaman burası neyi komple? 0. En son elimizde ne kaldı? 0. Aa, yazamadım. 0 ise niye yazamıyorum? Kalemden gitmiş. 0 ise 1. Bunun sonucu ne? 1 tabii ki. Çünkü 100 olsaydı sadece 0 oluyordu. Bunun da cevabı 1. Bu sorumuzu da çözmüş olduk. Geçelim diğer sorumuza. Ben bunu boyayamadım. Şöyle boyayalım. Ne varmış? Elimizde bir bilgi kutusu var. Bakalım bunda ne veriyor? Buralar çok karmaşık ama ancak ve ancaktan neredeyse hiç soru gelmiyor. Gelenler de bu kadar zor gelmiyor. Yani bu kadar teorik bilgiyi kullanmayacaksınız aslında ama biz vermemiz gerekiyor. P ancak ve ancak Q denktir şu ifadeye. P ise Q ve Q ise P. P ancak ve ancak Q'nun olumsuzunu, yani değilini nasıl alıyoruz? Şu şekilde alıyoruz. P ya da Q. Anlaştık mı?
Ve P ancak ve ancak Q'yu şu şekilde de yazabiliyoruz. Şimdi diğer bilgi kutucuğumuza geçelim. Bunu bütün bağlaçlarda bunu yapmıştık. Bunda da yapalım. P ancak ve ancak P'nin değeri nedir? Şimdi buralar 1, 1 iken değerimiz neydi bizim? 1'di. Tabii yeni olduğu için biraz aklınızda tutması zor olabilir ama yaptıkça oturacak. 0, 0 iken değerimiz neydi? Bu da 1'di. O zaman P ancak ve ancak P durumunda her zaman sonucumuz neymiş? 1'miş. P ancak ve ancak P'nin değeri. Yani 1'e 0 veya 0'a 1 durumları. Bunun değeri neydi? 0'dı. P ancak ve ancak P, özür diliyorum. P ancak ve ancak 1'in durumları neydi? Mesela burası 1 olursa sonuç ne oluyordu? 1 oluyordu. Peki burası 0 olsaydı 0 ancak ve ancak 1 neydi? 0'dı. O zaman P'nin değerine biz neyiz? Eşitiz. P ancak ve ancak 0. Burası 1 olsaydı 1 ancak ve ancak 0. O kadar çok dedim ki artık yoruldum. 1 ancak ve ancak 0'ın değeri neydi? 0'dı. Peki 0 olsaydı 0 ancak ve ancak 0'ın değeri 1'di. O zaman bunun da değeri neye eşitmiş? 1 ise 0 geliyorsa, 0 ise 1 geliyorsa P'nin değerine eşitmiş. Bunu da çizelim ve atlattık. Geçirdik buraları. Şöyle çizelim. Bunlar biraz yoğun bilgi akışı ama dediğim gibi çok fazla kullanmayacaksınız. Şu örneğimizi çözmeye çalışalım. P ancak ve ancak P'nin değeri ne oluyordu? İkisi de aynı iken 1 oluyordu. Burada birbirinden farklı iken ne oluyordu? 1'e 0 ise 0'a 1 olduğunu görebiliyorsun artık. Farklı iken ne diyorduk? 0 diyorduk değil mi? Şimdi gel biraz daha toparlayalım. 1 ve 0 parantezim var veya P'nin değili. Şimdi şu ifadenin değerine ve bağlacında 0. 0 veya P'nin değilinde sonucu ne belirliyordu? İkinci kısım belirliyordu. Yani P'nin değilidir cevabımız. Bunu da çizelim ve geçelim. Bileşik önermesinin en sade halini yazınız. Şimdi biz ise bağlacı ile ilgili şu ifadenin yorumunu yapabiliriz. İkinci kısım 1 ise bu arkadaş sadece 100 durumunda 0 oluyordu. Bunun cevabı 1'dir. Değili nedir? 0. 0 ancak ve ancak şu ikinci kısmın da yorumunu yapalım. 1 ise Q. Şimdi Q 0 ise burası 0'dır. Q 1 ise burası 1'dir. Yani cevabımız nedir aslında? Q. O zaman 0 ancak ve ancak Q oluyor. Ancak ve ancak sol tarafı 0 olduğu zaman cevabımız ne oluyordu? İkinci kısmın değili oluyordu. Yani Q'nun değili. Mesela burası 0 olsaydı 0 ve 0 ancak ve ancak 0 neydi? 1'di. 1 olsaydı burası 0 ancak ve ancak 1 neydi? 0'dı. Yani buradaki ifadenin tersi. Cevabımız Q'nun değili oluyor. Gelelim diğer soruya. Eşitliğini tablo üzerinde gösteriniz. Elimizde şöyle bir doğruluk tablosu var. Bunları hızlıca yazayım ben. 0, 0. Buralara neden yazmadığımı söylemiştim zaten. İhtiyacımız olan şeyleri yazacağız. Ve en sonunda da istediğimizi elde edeceğiz. Öncelikle bizim aradığımız şeylerden birisi P ancak ve ancak Q. İkincisi P ise Q. Üçüncüsü Q ise P. Sonuncusu da şu eşitliğin sağ tarafının tamamı. Şu şekilde. Burayı arıyoruz biz. P ise Q ve Q ise P. Şimdi yazmaya başlayalım. 1 ancak ve ancak 1 neydi? 1'di. 1 ancak ve ancak 0 neydi? 0'dı. Bu da 0'dı. Bu arkadaş da 1'di. Şimdi P ise Q durumunda sadece %0 oluyordu. Yani burası 0, diğerleri 1 olacak. Q ise P'de tersten bakacağız. Burada 1 olacak. 1 0 olduğu yerde yani şurada 1 0 0 olacak burası da. Diğerleri 1. Şimdi gelebiliriz buna. Şu gördüğünüz ifadeyle şu arkadaşla şu arkadaşı V bağlacıyla bağlayacağız. 1 ve 1 1 0 ve 1 0 1 ve 0 0 1 ve 1 1 oluyor. Sorunun bizden görmemizi istediği kısımda şu sütunla şu sütunun eşit olduğunu, birbirine denk olduğunu görmemizdi. Biz de bunu göstermiş olduk. Şimdi geldik tanım, aksiyom, teorem, ispat kısmına. Bu ifadelerin anlamlarını, tanımlarını vereceğiz. Aslında önce tanımın ne olduğunu söyleyeceğiz. Tanım, yani nedir sorusuna verilen cevap. Bir şeyin ne olduğunu belirtme, kavramını aydınlatma ve açıklama. Bunun üzerinde çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Aksiyom,
Aksiyom kelimesini çok fazla duyarsınız ama tanımı genelde pek bilinmez. Doğruluğunu ispatlamadan kabul edilen önermelere aksiyom denir. Örneğin doğrusal olmayan 3 noktadan bir düzlem geçer. Yani ispata gerek duymadığımız önermelere aksiyom diyoruz. Teorem nedir? Teorem de tersine ispatlanması gereken önermelere deniyor. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Mesela üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bunu ispatlamanız gerekiyor. İspata gelelim. Bir teoremin, hipotezinin doğruluk değeri 1 iken hükmünün de doğru olduğunu göstermeye ispat deniyor. Anlaştık mı? Yani şurada göreceğiz birazdan. Aşağıdaki önermelerin hüküm ve hipotezlerini gösteriniz. Biz ne demiştik? P ise Q durumlarında hüküm ve hipotez durumları vardı. Neydi? P kısmı hipotezdi. Q kısmı da hükümdü. Şimdi bu cümlelerde bunları göstereceğiz biz. Birinci kısmımız ABCD dörtgeni bir kare ise dörtgenin uzunluğu eşittir. Şimdi şu kısım ABC dörtgeni bir kare ise hipotez. Dört kenarının uzunluğu eşittir kısmı da bizim hükmümüzdür. Buraya da hüküm diyeceğiz. Anlaştık mı? Gelelim ikinci cümleye. Bunlar çok fazla zor değil. Bir açının ölçüsü 90 derece ise açısı diktir, yani dik açıdır. Birinci kısmımıza ne diyoruz? P, yani bizim hipotezimiz. İkinci kısmımıza ise bizim hükmümüz. Bunları da işaretledikten sonra gelelim son örneğimize artık bu föydeki. Şöyle aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız. Doğruluğunu ispatlanarak gösterilen önermelere ne diyoruz biz? Teorem. Doğruluğu ispatsız kabul edilen önermelere ne diyoruz? Aksiyom. Bir teoremin nokta nokta ve nokta nokta değerleri birdir. Neydi? Hipotez. Hüküm. Zaten neydi? Birbirinin bir olduğunu gösterme yöntemiydi teoremlerimizin ispatı da. Evet, bu föyümüzü bitirdik ama konu bitmedi. Ben ufak bir kısım daha ayırıp niceleyicileri ve açık önermenin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.